afiyet olsun. Teşekkürler. Alo. Sizi dinliyorum. Öyle mi? Tamam, siz arayacaksınız. Peki, bekliyorum. Ömer, ne oluyor? Ne diyor Murat Bey? Ercan Keser'in durumuyla ilgili bilgi istemiştim. Hala bir gelişme yok mu? Bir saniye, o arıyor. Buyurun Murat Bey. Öyle mi? Yakaladınız yani. Güzel, tebrik ederim. Estağfurullah, ben ne yaptım ki? Sizin ve ekibinizin sayesinde. Tabii tabii, haberleşelim. Tamam, görüşmek üzere. Ne oldu? Ercan Keser mi yakalandı? Ercan Keser değil. Ama üç tane adamı fena halde tuzağa düştü. Anlamadım. Ne tuzağı? Anlatacağım. Sabırsızlanma. Madem biz ona gidemiyoruz, o zaman o bize gelir. Nasıl? Bu sadece birkaç ipucuna bakar. Ne tür bir ipucundan bahsediyorsunuz? Ben yarın Zehra ve yeğenimle bir tatil planı yapıyordum. Hatta şu an rezervasyonuyla ilgileniyordum. Öyle mi? Evet. Diyorum ki bu tatili Ercan Keser için kusursuz bir plana dönüştürebiliriz. Yani Ercan Keser şu anda yer altında da olsa mutlaka bizi takip ettiriyordur. Bizim otelde rezervasyon yaptırdığımızı bilecektir. Zor olmadı. Ercan Keser'i bizim başka bir otelde kaldığımıza inandırdık. Ve o otelde görünür bir rezervasyon yaptırdık. Ercan Keser de adamlarını oraya gönderdi. Adamlar bizi yakalayacağını sanırken polislerle karşılaştılar. Ben inanmıyorum Ömer. Bu planı sen mi yaptın? Sen beni küçümsüyor musun? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hayır canım, olur mu öyle şey? Yani bu yaptığın çok, çok zekice Ömer. Yüksek bir ücretle emniyet teşkilatına transfer olabilirsin bence. Abartıyorsun. Ben hiç kimseye hak etmediği bir şey söylemem. Bana da mı? Hele sana hiç. Hiç. O neden? Çünkü senin zaten buna ihtiyacın yok. Yani şu yaptığın, polisin günlerdir peşinde olduğu o karanlık adamın kalesini sarsın sen. Peki Ercan Keser? Murat Bey yakaladıkları adamlar sorguya alacak. Büyük bir ihtimalle konuşturacaktır. Yani Ercan Keser'in kaçacak hiçbir yeri kalmadı. Çember daraldı. İnşallah bir an önce o da yakalanır. Öyle olacak. Biliyorum. Maalesef efendim. Büyük bir tuzağa çekilmişiz. Ben zor kurtuldum. Diğer çocuklar polisin elinde. Demek öyle. Yakalandılar ha? Yani yanlış duymadıysam hepsi polisin elinde. Öyle mi? Evet Ercan Bey. Ne o? Niye geri geri kaçıyorsun? Korkuyor musun yoksa? Korkma. Böyle iş kazası her zaman olur. Ya hepiniz mi aptalsınız ha? Hepiniz mi? İçinizde bir tane akıllı adam yok mu? Bana bak. Beni iyi dinle şimdi. Bundan sonra çok dikkatli olacaksınız. Gözünüzü dört açacaksınız. Polis ensemizde. En ufak bir hata istemiyorum. Artık yemek yiyelim mi? Ben çok acıktım da. Tamam. Asya da acıkmıştı zaten. Yalnız Ömer, benim anlamadığım bir şey var. Hangi konuda? Senin bu yaptığın plan konusunda. Sen tüm bunları ne zaman yaptın? Bu tatil planını yaparken, yani otel rezervasyonunu yaparken kafamda bir şimşek çaktı diyelim. Bana hiç bu plandan bahsetmedin.
bahsetmedim. Çünkü en azından şu birkaç gün huzurlu geçirmeni istedim. Başardın da. İşte bunu duymak dünyalara bedel. Çok düşüncelisin. Ama sen söylesen de benim huzurum kaçmazdı zaten. Ya. Evet. Çünkü yanımda sen varsın. Eğer sen varsan ben hiçbir şeyden korkmam. Korkma. Hiçbir şeyden korkma. Ben seni hep böyle sarıp sarmalayacağım. Biliyorum. Bana güveniyorsun yani. Evet. Tabii ki güveniyorum. Gözüm kapalı güveniyorum. O kadar diyorsun. O kadar. Teyzem artık yemek yemeyeceğiz mi? Yiyeceğiz tabii ki. Tamam yiyelim o zaman. Ama önce beni tepeye çıkar. Tepeye mi? Peki sen düşmekten korkmuyor musun? Korkmam ki sen varsın. Bana güveniyorsun yani. Evet çünkü sen benim dayımsın, beni seviyorsun. Evet, Zehra ablam da güveniyor bana. Çünkü onu da seviyorsun. Evet, seviyorum. İkinizi de çok seviyorum. Hadi beni tepeye çıkar. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Hoppala. İkimiz de çok uzun olduk değil mi dayı? Böyle dev gibi. O kadar diyorsun yani. Evet. Tamam artık aşağı inelim değil mi? Çok acıktık bak ikimizin de karnı guruldamaya başladı. Alır. Tamam hadi bakalım. Senin karnın acıkmıştır. Hemen bir şeyler hazırlayayım. Teyze ben... Ay ben de o kirli tepsileri yıkayacaktım. Ay nasıl unuttum görüyor musun? Ne haber canım? Bende bir şey yok ya bildiğin gibi. Sen nasılsın nasıl anlat. Sende ne var ne yok? Dünü mü soruyorsun? Yani direkt olarak sormamıştım aslında ama... Sen anlat da bir. Neler oldu dün gece? Ne yaptınız? Ya aslında çok korkunçtu. Çok korkunç da olabilirdi. Hatta böyle korkudan ölebilirdim. Ama Koray vardı. Bir teşekkür hak etti yani. Yani. O depoda tek başıma kilitli kalsaydım her şey çok zor olacaktı. Anlayışın ve desteğin için teşekkür ederim. Kötü başladı ama güzel bir anıya dönüştü. Sayende. Rica ederim. Thank you.
Minik prenses uyudu. Uzun sürmüş. Yok, yani 20 dakika oldu. Az mı? Bilmem, bence çok değil. Senden ayrı geçen koskoca 20 dakika. 72 bin salise. 72 bin salise. Sen bunu hesapladın mı gerçekten? Zehra, ben senden bir saniye bile uzakta kalamıyorum ki. Biraz bencil miyiz acaba? Olabilir. Söz konusu sen olunca. Hiç kimseyle paylaşmaya tahammülüm yok. Asya'yla bile. Ay yok. O ayrı. Yani onun ayrıcalığı var. Ama onun dışında hiç kimse aramıza giremez. Zehra. Sadece bana sarıl. Sadece benimle konuş. Sadece bana gül. Sadece ben diyorsun. Evet. Ve bunu söylerken utanmıyorum. Biraz da utanmasız galiba. Olabilir. Hiç gocunmam. Çünkü seni sevmekten ne utanırım ne de usanırım. Ömer. Efendim sevgilim. Cümleler senin ağzından çıkınca. Evet. Benim ağzımdan çıkınca. Kulağa inanılmaz geliyor. Farkında mısın? Neyin farkında mıyım? Ne kadar değiştiğini. Değiştim mi ben? Hı hı. Sen değiştirdin. Yok yok. Değiştirme. Sen bana nefes oldun. Yeni bir hayat oldun. Ben. İnanacağım ama. İnan sevgilim. Ya bak yine yaptın. Ne yaptım? Güzel şeyler söyledim. Sen söylettirdin. Babacığım. Kızım nasılsın? Rahatsız etmedim değil mi? Yok yok baba, ne rahatsızlığı? Nasılsın? İyiyiz biz kızım. Siz ne yapıyorsunuz? Aklım hep sizde. İyiyiz, merak etme. Birkaç gününe tatile geldik. Öyle mi? Ben kapatayım, sonra arayayım o zaman. Yok yok baba, dur kapatma. Asya için geldik. Evdeki durumları biliyorsun, malum. Çocuğun psikolojisi bozulmasın diye. İyi yapmışsınız yavrum. İnşallah kısa zamanda toparlar yavrucak. İnşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Yani bir yetimi sevindirmek, gönlünü hoş tutmak çok büyük sevap. Neyse kızım, ben kapatayım. Sen Asya ile ilgilen. Yarın yine konuşuruz. Tamam. Canan'a çok selam söyle. Döndüğümde uğrayacağım. Çok özledim sizi. Ben de çok özledim güzel kızım. Bekliyorum. Zehra'nın çok selamı var. Çok sağ olsun. Kızım. Senin bir derdin mi var? Anlatabilirsin, dinlerim. Biliyorum. Dinlersin. Hatta dua da edersin. Elbette ederim. Yok bir şey dayı. Gerçekten. Yoruldum sadece. O kadar.
Eğer benden başka bir isteğin yoksa yatayım ben artık. Daha çok erken ama sen bilirsin. Öyle de işte. Anca dinlenirim. Tamam güzel kızım. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Kaçtığımda 8 yaşındaydım. Bakkala gitmeyi yeni öğrenen bir çocuk evden neden kaçar biliyor musun Canan? Üvey babam olacak, o ismi lazım değil. Annemi dövmesin, başını duvarlara vurmasın diye kaçtım. 8 yaşında bir çocuk ölmek nedir bilmezken ben ölmek için dua ettim. Biliyor musun? Yıldızları binaların ışıklarından dolayı göremediğimizi öğrendiğimde şaşırmıştım. Hüzünlenmiştim de. Neyse ki benim yıldızım yanımda. Ve sürekli parlıyor. Özür dilerim. Ne için? Ne için? Hayır. Bir şey olmuş. Asya'ya masal anlatıyordum. Seni, dayımı, annemi, babamı çok seviyorum dedi. Sonra bazen sizi kaybedeceğim diye korkuyorum dedi ama. Mahvoldum. Kanım çekildi sanki. Tamam, tamam. Bunları düşünüp üzme kendini. Sanki tüm olanları hissetmiş gibiyim. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Babasının öldüğünden habersiz. Böyle masum, böyle savunmasızdı ki. O çok akıllı. Çok hassas bir çocuk.
Evet öyle. Biliyor musun? Aslında bu hem iyi hem kötü bir şey. Neden? Hassas olmak güzel bir şey. Ama hayat böyle insanlar için acımasız. Ama biz hep onun yanında olacağız. Onu koruyup kollayacağız. Tamam. Tamam. Geçecek. Hepsi geçecek. Ömer, ben bir Asya'ya bakayım. Ben de geleyim. Asya. Ömer, Ercan. Hayır, hayır. Yani buraya nasıl, bu odaya? Ömer, ama buradaydı çocuk. Burada uyuyordu. Zehra, ben bir dışarıya bakıp geleceğim. Asya. Asya, canım. Asya'cığım. Canım, bir tane. Canım, ne yapıyorsun burada? Gel. Gel canım, gel. Gel. Asya'cığım. Asya'cığım, sen korktun mu? Hı hı. Neden? Rüya falan mı gördün? Hayır. O zaman? Siz gittiniz sandım. Beni bırakıp gittiniz sandım. Canım, biz seni bırakıp gider miyiz hiç? Bırakmaz mısınız? Bırakmayız tabii Asya'cığım. Bırakır mıyız hiç? Değil mi Zehra ablası? Hı hı. Hem de hiçbir zaman. Biz Zehra ablanla dışarıda oturuyorduk. Ama ben sizi görmedim. Hadi canım, uyu artık. Yatıralım, değil mi dayısı? Ama... İtiraz istemiyorum. Uyuyup birazcık enerji toplaman gerekiyor. Çünkü yarın seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Tamam ama... Ama ne? Ben korkuyorum. Ben sizinle dışarıda oturabilir miyim? Hayır Asya'cığım. Olur mu hiç? Çocuklar bu saatte uyurlar. O zaman şöyle yapalım. Üçümüz birlikte yatalım. Olur. Olur mu dayısı? Olur. Yaşasın. Yengen ne diyorsa öyle olur. Yenge mi? Zehra abla, duydum sana yenge dedi. Duydum canım. Asya'cığım, bundan sonra sen de Zehra ablana yenge diyebilirsin. Ömer, kızın kafasını karıştırma gece gece. Hadi. Hadi canım, yatalım artık. Siz de yatın ama. Tamam Asya'cığım, yatacağız. Nereden çıktı? Bir yerden çıkmadı. Ben sadece olanı söyledim. Sen Asya'nın yengesi değil misin?
Evet. Ama öyle olsam bile yenge bana çok soğuk, çok mesafeli geliyor. Beğenmedin mi? Hiç beğenmedim. Ablası olmayı tercih ederim. Hiçbir yere kaçamazsın. Ya demek öyle. Sevdiğim kadının benden uzaklaşmasına asla izin vermem. Maço yüzde biraz. Olabilir. Maço da olabilirim. Zorba da. Ama benden uzaklaşamazsın. Uzaklaşmak isteyen kim? Selam. Selam, günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Dün gece iyi uyuyabildin mi? Ondan önceki gece hiç dinlenemedin. Evet, uyudum. Ya hatta o kadar derin uyumuşum ki alarmı bile duymadım. Kerem yüzüme su dökünce uyandım. Su mu döktü? Ya, Kerem işte. Böyle ondan beklenmeyecek hareketler yapabiliyor bazen. Otobüs geliyor. Canan arıyor. Efendim Canan? Canım, nasılsın? İyiyim. Şimdi çıktık, konağa doğru gidiyoruz. Sen nasılsın? Ya aslında seninle biraz konuşmak istiyordum ama yoldasınız şimdi. Neyse, sonra konuşuruz. Hatta belki ben konağa gelirim. Canan, sesin bir garip geliyor. Ne oldu, anlatır mısın? Bak, çok merak ederim. Ya Zehra, şimdi geçmişte sana çok büyük kötülük yapmış. Böyle canını çok acıtmış biri. Şimdi değiştiğini söylese ve senden af dilese. Canını acıtmış biri. Değiştiğini söylüyor. Evet. Yani yaptığı hataların hepsinin farkına varmış. Ve çok pişman. Yani hatasını anlaması güzel tabii. Evet, anlamış. Dediğim gibi çok pişman. Demek pişman. Evet. Üstelik 8 yaşında yapayalnız kalmış. Yani çok zor bir hayat geçirmiş. Yaptığı bütün hataları da bu yüzden yapmış. Hata yapmasına şaşmamak lazım. Ona eğriyi doğruyu öğretecek kimse yoktur diye düşünmek lazım. Yani sen affeder miydin onu? Evet, affederdim. Özellikle de hatasını anlamışsa. Canan, yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Hayat çok kısa. Geriye kırık kalpler bırakmak için gerçekten çok kısa. Haklısın. Zehra, çok teşekkür ederim ya. Var ya, bin mumluk bir ampul yaktın kafamda. Sağ ol. Canan, ailemsin. Ben içimden geçenleri söyledim sadece.
çok özledim. Ben de seni çok özledim. Bak senin için topladım. Güzeller mi? Çok güzeller. Ama sen onlardan daha güzelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Toparlanabildiniz mi? İyiyim çok şükür. Teleferiğe bindik, tepeleri tırmandım. Dayım ağacı çıkardı beni. Böyle tuttu kaldırdı. Hatta kayaya da bindik. Cicik dayımla Zehra ablamla uyudum. Oh, aferin sana anneciğim. Yemek yedin mi peki? Evet, çok yedim. Dayını Zehra ablanı üzmediğin için çok teşekkür ederim. Hadi şimdi bu güzel çiçeklerimizi vazoya koy da solmasınlar. Tamam. Nasılsın canım? Daha iyiyim. Annem sayesinde. Beni bir an bile yalnız bırakmadı. O olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Kahvaltı masası hazır. Buyurun geçebilirsiniz. Ben de bir fırına bakayım. Annem sabahın köründe uyandı. Siz geleceksiniz diye mutfakta hazırlık yaptı. Nasıl çabalıyor görüyor musun? Bir ışık görebilmek için gözlerinin içine bakıyor. Bir adım Ömer. Sadece bir adım. Zaman Zehra. Sadece bana biraz zaman ver. Asya'yla ne yaptınız? Çok zorlamadı umarım sizi. Yok, hiç zorlamadı. Çok tatlıydı her zamanki gibi. İnadı tutunca pek öyle olmuyor ama. Vallahi bize pek kapris yapmadı. Değil mi Ömer? Evet, hiç. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Yani biz Asya'yı değil de Asya bizi eğlendirdi diyebilirim. Evet, böyle oldu. Terledi, Zehra sırtına havlu koydu. Yemek saatinde yemeğini yedi. Uyku saatinde uykusunu. Hiçbir sıkıntı yok. Pratik yaptı diyeceğim ama senin pratiğe pek ihtiyacın yok. Zaten bir annenin yapması gereken her şeyi biliyorsun. Zehracığım, sana annelik çok yakışacak. Hem de herkesten daha çok. Çocuk güzel şey tabii. Ama acele etmemek gerekiyor. İyi düşünmek lazım. Çok iyi bir anne olacağından hiç şüphem yok. Ben ilaçlarımı almak maksadıyla kahvaltımı erken etmiştim. Şimdi biraz odama gidip dinlenmek istiyorum. Defneciğim, seni ben kahvaltıya davet etmiştim ama kusura bakma iştirak edemeyeceğim. Hiç sorun değil Bahsende teyzeciğim. Keyfinize bakın lütfen. Size afiyet olsun. Tamam dur ben.
istediği dosyayı ona göndermiş miydik? Yolladım ben. Güzel. Bir şeyler yapmam lazım. Aramızdaki ilişkinin arkadaşlıktan öte olamayacağını bilmeli. İki günlüğüne de olsa uzaklaşmak iyi gelmiştir herhalde. İyi oldu. Özellikle de Asya için. Aslı'yı böyle kendi yenilmiş gibi sahiplenmen çok güzel. Ömer'in çok hoşuna gidiyordur. Bilmem. Bunu Ömer'e sormak lazım. Tabii ki hoşuma gidiyor. Ama ben tabii Ömer'in hoşuna gitsin diye değil. Asya'yı çok seviyorum. Ömer'in yeğeni olmasa da çok severdim. E biz artık bir aileyiz Defne. Ha benim yeğenim, ha Zehra'nın. Aynen. O bizim canımız. Bir tanemiz. Tabii. Aksi düşünülemez bile. Sen ne yaptın Defne? Tüm işleri de sana yıktım ama yorulmamışsındır umarım. Yok canım. Seve seve yaptım. Teşekkürler Defneciğim. Buyurun bakalım. Börekler de hazır. Neler yapmışsınız böyle? Muhteşem görünüyor. Soğutmayın, başlayın, hemen geliyorum. Abi hatırlıyor musun? Annem küçükken bize hep börekten yapardı. Isırgan otu mu içindeki? Evet. Ama içinde birkaç ot daha var. Ebe gümeci, semiz otu, bir de ıspanak. Küçükken size sebze yedirebilmek için bulduğum bir yöntemdi. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Anneciğim. Anneannenin yaptığı börekten sen de yesene. Gerçekten muhteşem. Afiyet olsun. Abi. Sen bir tatsana. İnan pişman olmayacaksın. Kusura bakmayın. Benim buna bakmam gerekiyor. Önemli olabilir. İnşallah sonradan pişman olmam. Ama seni affetmeye karar verdim. Affettin mi beni? Çetin. Bak. Yani ben bunu birazcık da kendim için yaptım. Benim de hatalarım oldu. Hem de çok büyük hatalar. Yani düşündükçe vicdanımı sızlatacak kötülükler yaptım. Yani aslında ben bu şansı sana vererek kendime de bir şans vermiş oluyorum. Teşekkür ederim. Buraya gelmeden kendime bir söz vermiştim. Yani sen beni affettiğin zaman çekip gidecektim.
Ha. Bu izler yeni mi? Neden? Ben insan bunu neden yapar? Nasıl yapar? Çocuklarımı görmeye başladım diye. Şuradan o izler çok korkunç. Bunlar bir şey değil kızım. Sonunda her yara kapanır. Asıl canımı açtan oğlumun hala bana sarılmaması, anne dememesi. İnan bu daha çok canımı yakıyor. Ne olur üzülmeyin. Her şey düzelecek. Hem de en kısa zamanda inşallah. İnşallah kızım. Müsait miydin? Senin için her zaman. Gel, otur. Şükrü Hanım'ın yanından geliyorum. Pansuman yaptım da. Çok üzgünüm. Neden üzgünüm? Yani ne oldu? Benim bilmediğim bir şey mi var? Bu soruya bakılırsa öyle görünüyor. Ne demek şimdi bu? Senin ondan hala uzak durman, sarılmaman, ona anne diyememen onun canı çok yakıyormuş. Bak. Bu çatı altında iyileşmeyi bekleyen bir hasta var. Ve ilacı tam karşımda duruyor. Annenin ilacı sensin. Senin ona göstereceğin sevgi, yakınlık. Senin nasıl kocaman bir kalbin olduğunu biliyorum. Bu yüzden buraya sığındım ben. Ve biliyorum ki burada annene de yer var. Hem de çok büyük bir yer var. Ömer, lütfen kalbinin kapılarını aç. Anneni içeri al. Nihat'ı düşün. Daha birkaç gün önce aramızdaydı. Ama şimdi yok. İnsan kendini zamanı sahibi sanıyor. Öyle yaşıyor. Ama yarın meçhul. Hani sen demiştin ya. Hiçbir şeyi ertelemek istemiyorum. Hatırlıyor musun? Bir saniye bile kaybetmek istemiyorum demiştin. Haklıydın. Sonra çok geç olabilir. Zehra. Ben bunu bilerek yapmıyorum. Şu an elimden
daha fazla bir şey gelmiyor. Söylediklerinde ne kadar samimi olduğunu biliyorum. Ama pişmanlık ve acı yaşamamak için bu adımı atmak zorundasın. Yok Zehra. Yok. Olmuyor. Yani ona sarılmak, ona... Anne demek. Babama... Babama ihanetmiş gibi geliyor. Bu duygudan da kurtulacaksın. Beraber başaracağız bunu. Hadi gel. Nereye? Gidince anlarsın. Hadi lütfen kırma beni. Kusura bakmadın değil mi Defneciğim? Benim için o kahvaltı masasında bulunmamın ne kadar zor olduğunu anladığını sanıyorum. Anlıyorum tabii ki Bahçende teyzeciğim. Benim için hiçbir sorun yok. Seninle açık konuşacağım Defne. Tabii, buyurun. Ben oğlumun evliliğini hiçbir zaman onaylamadım. Onun Jülide ile evlenmesi büyük bir hataydı. Ailemizin felaketi oldu. Aynı hatayı Ömer yapmaz diye düşündüm ama o da yaptı. Burada olmadığım için mani olamadım maalesef. Yani siz Ömer'in evliliğini onaylamıyor musunuz? Onaylamıyorum kızım. Ama torunum senin gibi biriyle evli olsaydı hem benim onayımı almış hem de beni dünyanın en mesut babaannesi yapmıştı. Hiç şaşırma Defneciğim. Ben sizi her yan yana gördüğümde torunum için düşündüğüm, hayal ettiğim mükemmel bir çifte dönüşüyorsunuz. Ben de kendimi keşke demekten alamıyorum. Bahçende teyze. Lütfen konuşmama müsaade et kızım. Ayrıca ben senin eskiden beri Ömer'e olan alakanın farkındayım kızım. Bahçende teyze ne diyorsunuz? Biz Ömer'le hep eskiden beri çok iyi arkadaştık. Ömer için öyle. Ama senin arkadaşlıktan öte duygular beslediğini biliyorum kızım. Yanılıyorsunuz. Ya hem Ömer artık evli bir adam. Bunları konuşmak çok yersiz. Kağıt üzerinde evet. Kağıt üzerinde mi? Evet, kağıt üzerinde. Ömer sözleşmeli bir evlilik yaptı. Hatta yakın zamanda boşanıyorlardı bile. Zehra son anda boşanmaktan vazgeçti. Yani senin anlayacağın bir aşk evliliği değil onlarınki. Neden geldik buraya? Senin için. Benim için. İçindekileri birine dökmen lazım. Baba, insanın sırtını yasladığı dağdır. Hiç kimseye söylemediklerini ona söyleyebilirsin.
Hadi. Ben seni yalnız bırakayım. Ben geçmişteki bir anda kaldım baba. Onun bizi terk ettiği anda. Zaman orada dondu sanki. Giderken söylediği o sözler. Kulaklarımda çınlayan sesim. Ayaklarıma dolanan prangalar gibi. Nasıl kurtulacağım ben baba? Geçmişin esaretinden nasıl kurtulacağım? Deniyorum. Deniyorum ama olmuyor. Ben hazmedemiyorum baba. O da çok acı çekti biliyorum. Bizi korumak için gittiğini biliyorum. Ama buna rağmen o alçak adamın karısı olduğunu bilmek. Bu gerçek orada öyle ortada dururken ona sarılmam, ona anne demem imkansız. Olmuyor baba. Olmuyor, yapamıyorum. Ben o adamı gittim ama hala bilmediğin şeyler var. Tamer. Bak, eğer şimdi gidersen ömrünün sonuna kadar o anda kalacaksın. Hayatının sonuna kadar Arap'ta mı kalmak istiyorsun? Ne olur. Ne olur bunu annene, kendine, bana yapma. Sadece bir adım atacaksın. Bir adım. Ondan sonra bütün kilitler açılacak. Daha iyi olacaksın Ömer. İyileşeceksin. Bu şansı yakalamışken bunu kendinden, sevdiklerinden esirgeme. Oğlum. İnan bana. Ben ne kocama ihanet ettim ne de çocuklarıma.
Allah şahidim. Tahir'imden başka erkek eli değmedi elime. Eğer o adamın kirli elleri dokunsaydı bana, yemin ediyorum kendimi öldürürdüm. Bugüne kadar nefes aldıysam sebebi sizsiniz. Uzaktan da olsa çocuklarımı koruyup kollamak için tutundum hayata. Yemin ederim bu yürek sadece sizin için çarptı yıllarca. Ama her vuruşunda hasretim daha da büyüdü. Yüreğime sığmaz oldu. İşte bu yüzden çıktım karşınıza. Ama yine de istemezsem durmam yanında. Git dersen giderim. Yeter ki sen mutlu ol. Siz mutlu olun. Anne. 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 Oğlum. 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 Canımın içi. Oğlum. Ben bu anı o kadar çok bekledim ki. Bana inanmanı. Beni anlamanı. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh canımın içi. İlk göz ağrım, gözümün nuru, yaşama sebebim. Ay Allah'ım şükürler olsun. Bana bugünü gösterdiğin için sana şükürler olsun. Tahir'im, görüyor musun? Ömer'im bana anne dedi. Bunca yıl bunu görmek umuduyla yaşadım ben. Çocuklarım sağlıklı olsun. Onları kucaklayabileyim istedim. Şimdi, şu an son nefesimi verebilirim. Senin yanına gönül rahatlığıyla gelebilirim. Gözüm arkada değil abi. Kızım, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Senin sayende evlatlarıma kavuştum. Allah senden razı olsun. Hadi gidelim artık. Çok yıprandınız. Ben bitkin düşsem ne olur oğlum? Artık ölsem de gam yemem. Bu eller hiç ayrılmasın. Rabbim sizi iki cihanda da hiç ayırmasın. Yüzünüzü iki cihanda da güldürsün. Hep böyle kalın. El ele. Tahir'im.
da ayrı. Sen de rahat rahat uyu artık. Ben artık nefes alabiliyorum. Evlatlarıma kavuştum. Aslan oğluma kavuştum. Nasıl yani? Ömer'le Zehra sözleşmeli evlilik mi yapmışlar? Evet. Ama bu... Olabilir mi? Siz emin misiniz? Adım kadar eminim kızım. Ama birbirlerine aşıklar. Yani öyle görünüyorlar. Sen görmüşe aldanma. Onlarınki bir yalan üzerine kurulmuş sahte çürük bir evlilik. Ama aşık gibi görünüyorlar. Şu an ne hissederlerse etsinler. Nasıl temeli çürük bir bina yıkılmaya mahkumsa, onların da evliliğinin sonu bu. Ömer neden sözleşmeli evlilik yapsın ki? Ömer. Ömer sen neden böyle bir şey yaptın? O kadar kuralcı olan sen. Bu öyle sandığım gibi bir evlilik değil mi yani? Anladım. Ama bu yine de onların kendi meselesi. Kendi seçimi. Yani sonuçta resmi olarak evliler. Olabilir. Ama ben her şeyi düşünmek mecburiyetindeyim kızım. Kervancıoğlu adanın istikbalini. Zehra kat'i surette bizim ailemize yakışır bir gelin değil. Bunu sen de görüyorsun. Ömer'in yanına senin gibi köklü bir aileye mensup, eğitimli, görgülü bir kız yarışır. O değil. Başlandı teyzeciğim. Maalesef hakikat bu kızım. Ben deve kuşu gibi başımı toprağa gömemem. Babaannesi olarak Ömer için en iyisini düşünmek zorundayım. Kaygılarınızı anlayabiliyorum. Ama hala evli olduklarına göre... Olabilir. Ama bitecek. Mutlaka bitecek. Göreceksin. Müsaadenizle ben artık kalkayım. Müsaade senin kızım. Sonunda başardın Ömer. Başardın işte. Ona anne diyeceğini, sarılacağını biliyordum. Şükürler olsun ki beni yanıltmadın. Seni çok seviyorum, çok. Şurada güneş gözlüğüm olacaktı, verir misin? Tabii. Allah sizi birbiriniz için yaratmış. Hiç ayrılmayın inşallah. Mutluluğunuz daim olsun. Ayağınıza taş değmesin. Tamam, dur, ben de.
Ben uyumuşum. Sorun değil. İstediğin dosyayı getirdim. Çalışmaya başlayabiliriz artık. Tamam. Peki ben bu dosyaları hallederim. Sen elindeki diğer işlere bak. Başka bir işim yok şu an. O zaman biraz dinlen. Tamam. Söylediklerini harfiyen uygulayacağım. Evet. Daha Asya'ya söyleyemedik babasının öldüğünü. Çok çok teşekkür ederim. En kısa zamanda seanslara başlayacağız. Tamam. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Nihayet evde hiçbirinizi bulamayınca merak ettim. Neredeydiniz? Babanın mezarına gitti kızım. Babamın mezarına mı? Sonra anlatırım. Anne. Abi siz böyle. Yani siz artık tamamen. Evet kızım. Ben... Ya ben inanamıyorum, çok mutlu oldum. Abi çok sevindim, çok. Ben sizi baş başa bırakayım. Halletmem gereken işler var. Tamam oğlum, kolay gelsin. Teşekkürler. Ben... Ya ben inanamıyorum. Çok şükür. Şimdi yani abimle aranızdaki buzlar eridi mi? Zehra bu nasıl oldu söylesene. Zamanla yumuşatamadığı üzüntü yoktur derdi hep büyük hanım. Doğruymuş. Artık vakti gelmişti Ayşe. Ben sadece Ömer'i oraya götürdüm. Sonra sorun kendiliğinden çözüldü zaten. Abin annesini anladı. Ya biz senin hakkını nasıl öderiz ben bilmiyorum. Ayşe böyle söyleme. Dediğim gibi zamanı gelmişti. Ömer bana anne dedi. Bana sarıldı. Gerçekten sarıldı. Anneciğim. Canım anne. Bundan sonra ayrılık yok. Bizimlesin artık, evimizdesin. Hediye abla. Annem için misafir odalarından birini hazırlar mısın? Annen için mi? Hı hı. Annem için. Ayarlarım tabii. Sağ ol Hediye abla. Kolay gelsin. Sen de sağ ol oğlum. Hemen. Hı.
Hoş geldin Defne. Asıl sen hoş geldin Zehracığım. Ben sabahtan beri konaktayım. Hoş geldin Defne. Selam, ne haber? İyidir. Hem de çok iyi. Ben biraz dinleneyim. Müsaadenizle çocuklar. Ben de sana eşlik edeyim anneciğim. Hediye ablaya annem için misafir odalarından birini hazırlamasını söyledim. Çok iyi yapmışsın. Ne güzel. Böyle tam bir aile oldunuz. Yani annen ve sen. Bu fotoğraf hiç şaşırmadım desem yalan olur. Aslında ilk adımı ben atmadım. Annen mi attı? Yok. Bizi birleştiren biri var. Bilmece gibi konuşuyorsun. Ya sanki sihirli bir değmiş ve her şeyi değiştirmiş gibi. Evet. Aynen öyle oldu. Ve hayatımı cennete çevirdi. Bu güzel tablonun mimarı yanımda oturuyor. İyi kalpli, şefkatli, harika karım. Ömer, abartma. Siz istemeseydiniz bu noktaya gelemezdiniz. Ben aranızda bir köprü kurdum diyelim. Sen bakma Zehra'nın öyle alçak gönüllü olduğuna. Onun sezgileri, inadı, inancı olmasaydı ben bu adımı atamazdım. Ömer, deme öyle. Hayat ne tuhaf. Eşyalarını verdikten sonra sana ait hiçbir şey kalmayacak. Sanki bu evde hiç yaşamamışsın gibi. Boşanıyoruz derken ölüm ayırdı bizi. Duyduğuma göre annen bu konakta kalacakmış, doğru mu kızım? Evet babaanne. Artık birlikteyiz. Neden sordunuz? Aile büyüğü olarak torunlarımı korumak istemem sence de gayet tabii değil mi? Nihil babaanne. Bizi annemden korumayı nasıl düşünebilirsiniz? Annemiz olması gerektiği yere, yuvasına geri döndü. Ve burada kalacak. Ait olduğu yerde. Bu evin hanımı olarak. Öyle mi kızım? Sonunda korktuğum başıma geldi. Ömer, o habis kadını konağa getirdi, konağa. Koskoca Kervancıoğlu ailesi iki yılan tarafından sarıldı. Bu meseleyi kökten çözmem lazım, kökten. Annenin odası hazır. Sen de artık odamıza dönebilirsin.
ait. Demek ki günler sonra bu gece odamızda baş başa kalacağız. Evet. Zehra. Bu geceyi ilk gecemizmiş gibi yaşayalım. Geçmişteki her şeyi unutalım. Olur mu? Sadece sen ve ben. Sadece sen ve ben. Ben sana deliler gibi aşığım. Biliyorsun değil mi? Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Yok, rica ederiz. Gel. Çıkıyordum da hoşça kalın demek için uğradım. Yemeğe kalsaydın. Evet Defne, kalsaydın. Teşekkür ederim. Ama yarın Ercan Keser'in delillerini savcılığa teslim edeceğiz. Şirkete uğrayıp dosya hazırlamam lazım. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Hoşça kalın. Güle güle. Evet. Nerede kalmıştık? Bilmem. Tam da burada kalmıştık. Zehra. Ben artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Ve bu kadarla kalmayacağım. Biliyorsun değil mi? Ben istediğimi alırım. Evet. Bakalım eşyalarının yerini hatırlayabilecek misin? Burası kol düğmelerimin olduğu yer. Ömer, unutmuşsun. Yani yaşanan onca şeyden sonra odamızın misafir sirkülasyonunu düşünürsek normal. Evet. Neyse. Acaba uzun zamandır gelmediğin odanda rahat edebilecek misin? Ben senin olduğun her yerde rahat ederim. Nasıl derler? Samanlık bile seyran olur. Samanlık. Evet, samanlık. Çok kanaatkarsın. Yok. Ben bu dünyanın en varlıklı adamıyım. Çünkü sana sahip. Yalnız benim senden bir ricam olacak. Hangi konuda? Bu odaya. Yani odamıza yeniden alışabilmem açısından. Nasıl? Mesela böyle. Böyle oldu mu peki? Cık. Olmadı. Hem de hiç olmadı. Ben sana demiştim. Fazlasını isterim diye. Ömer. Ben seni çok özledim. Biliyorsun değil mi?
Sen? Sen özlemedin mi? Zehra? Efendim? Bir şey sordum sana. Sen özlemedin mi? Özledim. Ben... Sen? Ben bir banyoya gideyim. Ama çabuk gel. Bekleyeceğim. Sen? Rezil oldum. Resmen rezil oldum. İyiyim, iyiyim. Bir sorun yok. Geliyor musun artık? Ha, geliyorum şimdi. Bakıyorsun. Zehra, sen makyaj mı yaptın? Makyaj mı? Gecenin bu saatinde. Yok canım. Öyle kıpkırmızı olursan olacağı bu Zehra. Yani o zaman bana öyle geldi herhalde. Herhalde. Zehra. Efendim.
Sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Şunları katlıyorum. Şimdi mi? Hı hı. Sabaha bıraksam. Ama çok dandik görünüyor. Ne Yani dağınık kalsın. Ne olur ki? Hiç. Neyse, ben gidip üstümü değiştireyim. Çok güzelsin. Gelsene. Yapmadım. Dedim ya. Sen bana inanmıyor musun? Yo. Yani inandım da. Ben de onu söyleyecektim. Neyi söyleyecektin? Bu makyaj değil. Bu başka bir şey. Belki yemekte bir şeye alerjim vardır. Yalnız alerji bir insana bu kadar yakışır. Ama benim sevgilim o kadar güzel ki hiçbir şey yapmasına gerek yok. Teni tüm beyazlardan daha beyaz. Yanakları tüm pembelerden daha pembe. Dudakları tüm kırmızılardan daha al. Ömer. Şşş.
Bir sorun mu var Defne? Ne oldu? Ercan Keser'in suç delillerini topladığımız dosya. Kayıp Ömer. Defne sen ne diyorsun? Nasıl kaybolur? Ben de bilmiyorum. Geldiğimden beri arıyorum, bulamadım. Ne yapacağız şimdi? O dosya olmadan Ercan Keser hakkında dava açamayız Ömer. Defne, her yere baktığından emin misin? Evet, her yere baktım. Mümkün olmayan yerlere bile. Acaba diyorum. Ercan Keser'in şirkette başka bir ajanı mı var? Bilmiyorum, bilmiyorum ama söz konusu Ercan'sa ondan her şey beklenir. Buraya gelsene Ömer. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Elim ayağıma dolandı. Bu işi çözmemiz lazım. Tamam, tamam. Geleceğim. Kahretsin. Ömer, tamam sakin ol. Bak, Defne Holding de yeni. Yani belki o bulamamıştır. Hadi, sen hazırlan bir çık. Ben gitmek istemiyorum. Sen de gelsene benimle. Ama baksana şu halime, gecelikleyim. Hadi sen git işlerini bitir. Ben uyumayacağım. Seni bekleyeceğim. Söz. Tamam. Ben hemen gidip geleceğim. Üzgünüm Ömer. Ama bunların hepsini senin iyiliğin için yapıyorum. Çok üzgünüm Ömer. Ya gerçekten çok üzgünüm. Sen bu dosyaların hepsine baktın mı? Peki başka dosyada falan olamaz mı? Ya da ne bileyim birisi yanlışlıkla alıp ofisine götürmüş falan. Yani biri bana sormadan gelip alabilir mi? Neyse tamam. Bu konu şimdilik aramızda, kimseye bahsetmeyelim. Bence de. Yani bu durumda kimseye güvenemeyiz. Sen şimdi toparlanıyorsun, doğru eve gidiyorsun. Çok yoruldum. Hayır, ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum ya. O dosya bulunana kadar buradayım, yanında. Ama yoruldun. İyiyim ben, bir kahve içersem toparlanırım. Peki. Nasıl istersen. Ne oldu? Niye gülümsüyorsun? Gülümsüyor muyum? Güzel bir şey hatırlamış gibisin. Evet. Çok güzel. Karıcanı mı düşünüyorsun? Ah, aşık arkadaşım benim. İstersen sevgili karını düşünmeye sonra devam et. Haklısın. İşe dönelim. Arasam mı? Şimdi işi gücü vardır ama.
Melike oldum. Korkuluk gibi. Biraz küçük mü olmuş o? Ama çok yakışmış. Bir de seni çok özledim. Bence de bana daha çok yakıştı. Ben seni daha çok özledim. Bölüyorum ama çok az vaktimiz var. Bu dosyayı bulmamız lazım. Biliyorsun dava için çok önemli. Haklısın Defneciğim. Ama sadece bir dakika. Özlemlerimizi yarıştırmayalım istersen. Sen zararlı çıkarsın. Çok iddialısın bakıyorum. Ama ol. Sen benim kahramanımsın. Ve ben kahramanımı çok seviyorum. Her haliyle. Sen de benim meleğimsin. Umarım uyumazsın. Ama uykun gelirse beni bekleme. Mışıl mışıl uyu. Misin? Pardon. Ben sana yorgunsun. Eve git dinlen dedim değil mi? Yorgun değilim. Hala dosyayı bulamadık. Çok gerginim. Merak etme Defne. O dosyayı bulacağız. O adam elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşamayacak. Sen gelmeseydin ben burada delirirdim herhalde. İyi ki geldin Ömer. İyi ki varsın. Merak etme. Birlikte halledeceğiz. Birlikte.
Hayır, yani nasıl olur bunlar? Yer yarılıp içine mi girdi? Nereye gitti? Olacak iş değil. Haklısın. Defne, nasıl olur bu? Nasıl? Ya her neyse Ömer, şimdi ona takılmanın sırası değil. Bak, şu dosyalar acil. Hadi bir gayret bunları bitireyim. Tamam. Ömer Bey, bu sizin için. Öyle mi? Nedir bu? Bilmiyorum. Danışmaya bırakmışlar. Ben de yukarı çıkarken getireyim dedim. Zehra burada mı yoksa? Aslında biraz daha bekleyecektim ama dayanamadım. Hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Çok güzel görünüyorsun. Hoş bulduk. Sen şimdi çok yorulmuşsundur. Bütün gece çalıştın. Yorulmadım. Ama seni çok özledim. İyi ki geldin. Gerçekten neyi yaptın? Biz de sıkıntıdan patlamıştık. Bu gece kocanı senden çaldım ama kızmamışsındır umarım. Olur mu öyle şey? İş sonuçta. Ama siz şimdi acıkmışsınızdır. Hadi soğutmadan yiyin gözlemlerinizi. Hani bunlarınki sadece sözleşmeli evlilikti? Rol mü yapıyorlar, gerçek mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Geçmiş kandiliniz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim senin de. Çok güzel. Afiyet olsun. Günaydın. Kandil simitlerimizden buyurun. Çok severim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay, harika. Ağzımda dağıldı resmen. Afiyetler olsun. Bir an hiç yalnız kalamayacağız sandım. Ömer. Ne yapayım? Karımı çok özledim. Sen özlemedin mi? Özledim ama... Ama ne? Şirketteyiz Ömer. Yani sanki her an biri gelebilecekmiş gibi. Gelsin. Ne olacak ki? Utangaç karım benim. Ne iyi ettin de geldim. Seni görünce içim açıldı. Enerjim yerine geldi. Yani dün geceden beri hapishane gibi gelen şu odayı şu an sevmeye başladım. Nedenmiş o? Kulaklarına duymak mı istiyorsun? Sen biraz fazla mı konuştun acaba? Hadi bakalım şunlardan ye. Aç aç çalışılmaz. Hem seni sonra bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz. Yaşadıklarınızı hala inanamıyorum ya, film gibi. Ya sorma, Halit dedem sağ olsun. Yönetmen oydu. Yanına üç şey almadan ıssız adada kalanlar gibiydik. Ama sorsan şikayetçi miyim? Hayır. Güzel bir ana oldu. Heyecanı bol ve sevimli.
Aynen. Gerçi ben ilk başta çok korktum kilitli kaldık diye. Ama sonra sabah nasıl olduğunu anlamadım. Laf aramızda sabah kadar mışıl mışıl uyumuşum. Koray, gel gel biz de sizin depo maceranızdan bahsediyorduk. Pek biraz konuşabilir miyiz? Selin, müsaadenle. Tabii, benim de işlerim vardı zaten. Fırat Bey'in yanına gideceğim. Ne konuşacağız? İpek. Ben... Açıkçası... Aramızda yanlış anlaşılma olmasından çekiniyorum. Ve sanırım bunun için sana bir açıklama yapmam gerekiyor. Peki bak, biz seninle sadece arkadaşız. Bunun dışında bir şey olamayız. Zehra. Efendim? Şu anda geçici bir manzaraya bakıyorsun. Bu resim yakında dağılacak. Zamanı gelince un ufak olacak. Onları böyle görünce üzülmedin umarım. Niye üzüleyim Bahçen'de teyzeciğim? Zehracığım neredesin? Tasarım devirleriyle ilgili imzana ihtiyacımız var. Gelebilir misin? Olur, olur tamam. Hemen geliyorum. Ömer, benim şirkete gitmem lazım. İmza atacakmışım. Tamam, ben bırakırım seni. Yok, ya sen bütün gece uyumadın. Dinlen biraz, ben Can'la giderim. Zehra, sen de uykusuzsun. Bırakırım ben. Hayırdır, neyi paylaşamıyorsunuz? Defne, sen şirkete mi gideceksin? Evet. Ben de geleyim seninle. Zehra, ben bırakırım dedim. Ömer, sen çok yorgunsun. Hiç rahatını bozma. Biz ne güzel sohbet ede ede kız kıza gideriz. İyi, peki. Öyle diyorsanız. Kolay gelsin. Çabuk gel, olur mu? Bak, ben şimdiden özledim seni. Olur. Hem nereden çıktı bu imza meselesi şimdi? Ha? Yani Ayşe'ye gelmiyorum desem. Ömer. Ya ne yapayım? Sensiz kalamıyorum. Ya yapma böyle. Hiç hoşuma gitmedi. Haberin olsun. Merak etme. En geç bir saate dönerim. Hadi ama çifte kumrular. Daha bekleyecek miyim? Çok işim var. Geliyorum. Hadi.
Hadi görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Ömer'le sana baktıkça evliliğe dair fikirlerim değişiyor. Olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi? Tabii ki olumlu yönde. Ben evliliği böyle sıkıcı, iç daraltıcı bir şey diye düşünürdüm. Yok, hiç öyle düşünme. Haklısın sanırım. Siz hiç öyle değilsiniz. Baksana, bir şirkete gidip geleceğiz. Bir türlü ayrılamadınız. Evet. Biraz öyle oldu. Defne kusura bakma, seni de beklettim. Ne kusuru canım? Ben sizinkine büyük aşık diyorum. Çok şanslı olduğumu söyleyebilirim. Evliliğin aşkı öldürdüğü savını da çürüttünüz Zehra Hanım. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Evlilikten korkmana gerek yok. Yani gerçekten çok sevdiğin biriyle evlenirsen dünya daha da güzelleşiyor. Düşünsene, ben her sabah Ömer'in yüzüne bakarak uyanıyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk, daha güven verici bir şey olabilir mi? O kadar çok mu seviyorsun Ömer'i? Acele etmene gerek yok. Acele mi ediyorum? Evet, gitgide hızlanıyorsun. Biraz yavaşlar mısın lütfen? Olur. Defne, bak kaza yapacağız. Yavaşla lütfen. Mesane bitmesine çok var yani, rahat rahat yetişiriz. Defne. Defne lütfen dikkatli olur musun? Lütfen yavaşla.